Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yeni bir pergel programıyla karşınızdayız ve inşallah bu akşam da değerli konumuzla önemli bir konuyu konuşmak istiyoruz. Önceden planladığımız bir konu vardı ki şu anda da güncelliğini koruyor, önemli bir konu. Keşmir'i konuşmak istiyoruz. Değerli konuğumuz araştırmacı yazar Müfit Yüksel hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi Keşmir'le ilgili hem tarihi, olayın tarihi mahiyeti itibariyle, hem coğrafi konumu itibariyle, jeopolitik itibariyle, hem son Hindistan-Pakistan arasında yaşananlar itibariyle vesaire birçok bakış açısıyla önemli bir konu ki hepsini değerlendireceksiniz. Öncesinde tabii güncel bir mesele de var. Türkiye'nin gündemini bugün çokça meşgul eden bir kayyum atama meselesi var. İsterseniz onunla ilgili şöyle kısa bir değerlendirmenizi alalım, bir yorumunuzu alalım, sonra konuya geçelim. Van, Mardin ve Diyarbakır 3 ile kayyum atandı, operasyonlar var. Nasıl bakıyorsunuz kayyum atama meselesine? Ondan sonra geçelim. Sanki arkası da gelecek gibi, yani başka yerlere de atanacak gözüküyor. Evet. Daha önce de işte kayyum atamaları olmuştu ama orada 2015'teki işte o Hendek ve öz yönetim vesaire şeyleriyle den dolayı oluşan oradaki çatışmalar ve yani daha doğrusu kepazelik diyelim, öz yönetim kepazeliği, Hendek kepazeliği ya da devrimci halk savaşı başlatma hevesleri falan. Ondan sonra oldu. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Yani seçimlere girmiş ve seçimleri almış gözüküyor. Seçimlerde hile olur mu olmaz mı ayrı bir mesele. Bugüne kadar söz edilmediğine göre. Seçimlere sokulmuş bir parti ve seçimlerden bu belediyeleri almış. Bu belediyelere belli gerekçelerle kayyum atamak nasıl olur? Çok böyle olağanüstü gerekçelerle olur. Yani bunlar böyle bir anda böyle şey olmaz. Ha dedik, kayı atadık, görevden aldık falan. Bu olmaz. Çünkü belli bir şeye kadar şey. Bu bakımdan kesinlikle adil ve ahlaki değil. Yani seçimlere sokulmayabilirdi. HDP zihniyetin ayrı bir mesele. HDP ya da örgüt zihniyeti tasvip ettiğimiz veya edebileceğimiz bir zihniyet değil kesinlikle. Bu zihniyetteki insanların bir kısım icraatlarını da, yani böyle son derece işte şey edici icraatlar da var. Bu icraatları da kabullenmek mümkün değil. LGBT meselesi var, işte belli, işte İyaz Bin Ghanem'in adının değiştirilmesi falan gibi. Orada da yanılsamalar söz konusu. Sanki İyaz Bin Ghanem geldi Diyarbakır şehrine, o dönemde Amit şehrine. Ahmet diye yanlış söylüyorlar, özellikle yanlış söylüyorlar. Şehrin adı Amit'tir. Tarihi bütün kayıtlarda şehir merkezinin adı Amit'tir. Amit'i Kürtlerden almadı. Çünkü o dönemde Amit'te Kürtler ne hakimdi ne de nüfusun ekseriyetini oluşturan bir durum söz konusu değildi o dönemde. İslam tarihinin ilk döneminde. Daha çok Süryanilerin ve Ermenilerin nüfus olarak yoğun bulunduğu ve onların egemenliğinde olan, Bizans'a bağlı bir yer olarak bilinen bir şehirdi. Onu da burada ifade edeyim. Şimdi burada tabii bunun şey dinlesi, ya seçimlere evet, eğer gerçekten bu örgüt bağlantıları, bilmem ne bağlantıları, teröre destek bağlantıları varsa zaten seçime sokulmaz. Yani bu böyle bir partiyi seçime sokmazsınız. Böyle böyle bağlantılar var, böyle böyle bir şey var. Seçime girmemesi daha uygun dersiniz. Seçime sokmazsınız. Ama seçime girdikten sonra, böyle şey ettikten sonra aradan çok kısa bir zaman daha ancak geçmişken böyle bir uygulamanın yapılması kabul edilemez. Bunu net olarak söylüyorum. Evet. İfade ediyorum. Evet. Kısa bir yorum oldu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Keşmir'e gelirsek, bunu sürekli sanki konuşuyoruz. Yani İsrail
işgal rejimi o bölgeye saplanmış nasıl ki bir hançerse, sanki Keşmir'de de böyle bir durum var. Böyle bir yara söz konusu. İngilizlerin bırakıp gittiği felaketlerden, yaralardan bir tanesi ama çok karışık. Şimdi evet. çok karışık. Önce şu karışıklığı bir kafamızdan atmamız lazım. İşte Keşmir kaç bölgeydi? İngiltere, İngilizler giderken ne dediler? Ne oldu sonrasında? Şöyle hem geçmişinden bugüne neler yaşandı bir özetlersek hocam, buyurun. Şimdi yani İngilizlerin bugün İngiliz uluslar topluluğuna bağlı, Commonwealth'e bağlı dediğimiz o toplulukların bulunduğu ülkelerin ve belli coğrafyalarda İngilizler çekilirken, işte en son 1971 sonunda 72'de Körfez'den çekildiler. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar vesaire gibi ülkeler ve bağımsızlık verdi İngiltere. Onlara yaptı. Orada her tarafta böyle bir şeyler bıraktı İngilizler. Münazaalı yerler, böyle çatışma bölgeleri olacak yerler. Yani mesela Irak kurulurken de aynı şekilde Kuveyt diye ayrı bir devlet oluşturuldu. Kuveyt Osmanlı bir kaymakamlıktı. Kuveyt kaymakamlığıydı. Basra vilayetinden alındı orası. Ayrı bir emirliğe dönüştürüldü. Irak'ın denizle bağlantısı Ümmül Kasr limanı hariç tamamen kesildi. Yani böyle bir şekilde bir yani münazaalı yerler ki dikkat ederseniz yani o bakımdan da hani böyle o Kuveyt'e girip Irak'ın Kuveyt işgal etmesi meselesinden tutun vesairede birçok meselelerde bunun rolü var. Belirli bölgelerde sınır anlaşmazlığı bölgeleri, bölgesel anlaşmazlık bölgeleri, kriz bölgeleri bırakarak çekildi. Kriz bölgeleri bırakarak. Yani nereden çekilmişse mutlaka orada bir sorun, bir kriz, bir kaos ona bırakarak. Göre bir devam edecek, süre gelecek bir kaos şey ederek, öngörerek. Yani bu tamamen İngilizlerin bir çekilme siyasetiydi. Yani. Tamam. Şimdi Hindistan tabii büyük bir ülke Hindistan. Büyük bir coğrafya. Hint alt kıtası dediğimiz Indian Subcontinent dediğimiz yer. Tarihte işte hikayeleriyle, masallarıyla, bir kültürüyle ve medeniyetiyle bilinen bir coğrafya, bir alt kıta. Hint Okyanusu diyoruz dikkat ederseniz. Hindi Çin diyoruz. Yani Hindistan eskiden neredeyse antik çağlardan beri önemli bir ülke, önemli bir coğrafya, çevresini etkileyen, etki alanı ve nüfuz alanı çok geniş. Yani sadece bir o alt kıtadan ibaret değil, bütün Hint Okyanusu dediğimiz o bölgeden şeye kadar, Avustralya'ya kadar, öbür tarafta Afrika'nın hemen doğu kıyılarına kadar, Mauritius falan adalar, Maldiv adaları gibi Hint etkisi görürüz. Hint nüfusu altındadır. Hintli nüfusun etkisi altındadır. Daha sonraki çağlarda da baharat olması, baharatın vatanı olması vesaire, zenginlikleri olan bir zamanlar. Çok zenginlikler, zengin bir kültürü olan. Yani Hint literatürü çok biliyorsunuz, her bütün dünya dillerine çevrilen çok fazla bir Hint literatürü vardır. Kelilevi Dinme'den tutun, Sindibat hikayelerinden tutun, Şehrazat hikayelerine kadar, Binbir Gece masallarına kadar vesaire. Yani Elf-i Leyla bizdeki, bunlar hep genellikle Hint menşelidir. En eski din de Hint dinler olarak değil mi? Din olarak da eskiler. Evet, evet. Din olarak da eski kültürler. İslam tarihinde de Hindistan çok önemli rol oynamıştır. Hintlilerin Arap Yarımadası'yla, Orta Doğu'yla ilişkileri ta o çağlardan beri vardır. Böyle bu ilişkiler geç dönemlerde gelişmiş değil. Yani sarık Hindistan'dan gelmiştir Arap Yarımadası'na. İslam'dan önce. Sarığın ana vatanı diyor. Ana, daha başka şeyler, kültürler. Hint kumaşı diyoruz ya, bulunmaz Hint kumaşı vesaire. Evet. Elbiseler, giyinişler vesaire, birçok şeyler Hint'ten gelmiştir.
Arap dünya, Umman vesaire üzerinde birçok Hintli gelmiştir, yerleşmiştir. Bu bakımdan böyle bir durumu söz konusudur İslam tarihinde de. İslam tarihi boyunca da Hindistan birçok şeylerin dikkatini çekmiştir ve herkes birçok ülkeler Hindistan'a sahip olmaya çalışmıştır. Yani İskender bile giderken İndus Nehri'ne kadar ilerledi. Hindistan'a az kaldı girmek üzereydi. Yani o kadar ki ta İskender bir döneminden. Daha sonraki dönemlerde de İran'daki Persler, Sasaniler vesaire ve Hindistan'a hakim olmak istediler. Batılılar reddi. Kristof Kolumb, Amerika diye yeni bir kıta var, orayı keşfedeceğim diye gitmedi aslında. Nereye ulaşmak istiyordu? Hindistan'ı keşfediyor. Bu coğrafi keşiflerin bir kısmı yani Magellan'dan bilmem ne hep Hindistan'a ulaşmaktı. Oradaki zenginliklere etmekti. İlk önce biliyorsunuz Portekizliler, İspanyollar falan gitti oralara. Özellikle Portekizliler, İngilizler çok sonra geldi. Portekizlilerden çok sonra. Önce Portekizliler, Umman dilinde vesaire oradan Hindistan'a. Hatta Osmanlılarla Portekizliler arasında Umman Denizi'nde bir savaş oldu. Portekizliler yendi, Osmanlılar yenildi. Osmanlıların deniz macerası orada bitti. Uzak denizli macerası, uzak deniz macerası, okyanus maceraları bitti Osmanlı. Böyle bir yer. Hindistan yalnız İslam'ın yayılması başlığı altında da konuşulması şimdi lazım. Şimdi şöyle bir durum var. İslam'ın ilk tarihlerinden itibaren deniz yoluyla yayılmıştır. Önce sahil bölgelerinde. İşte Karaçı falan gibi sahil bölgelerinde yayılmıştır. Bu sahil bölgelerinde başlayarak Kalküta, Bombay vesaire oradan ta Endonezya'ya kadar ve bir taraftan da Çin'e kadar bir yayılma kuzeyden göstermiştir. Mesela Çin'deki bugün işte Huiler, Uygurlar Müslümanlığı, Huiler Müslümanlığı, Huiler dediğimiz Çinli Müslümanlar nüfusça Uygurların çok fazladır nüfuslar. Bunların Müslümanlığı çok eskidir. İslam'ın ilk yüzyıllarına dayanır. Yani daha o ilk dönemlere, o tüccarlar vasıtasıyla, denizciler vasıtasıyla İslam yayılmıştır. Hindistan'da da önce sahiller falan yayılmıştır. Sonra Gazneliler döneminde, Gazneli Mahmut zamanında Gazneliler yaymaya çalışmışlardır İslam'ı. Bunun dışında mutasavvıflar vardır. Mesela bunların en önemlisi Hucviri. Ali bin Osman el-Cüllabi el-Hucviri Data Genç Bakş olarak bilinir. Pakistan'da Lahor'dadır onun büyük türbesi. Ve meşhur Hucviri. Evet. Aynı zamanda onun Keşfül Mahcup diye bir tasavvufun temel ilkelerini, esaslarını anlatan çok önemli bir eserdir. Tasavvufun temel eserlerindendir. Tasavvuf literatürünün Farsça zaten yazılmıştır. Ve bunun Türkçe, Arapça, İngilizce dahil birçok dillere çevrilmiştir bu. Ve bunun gibi şahsiyetler İslam'ı orada yaymıştır. Özellikle Hucviri'nin o bölgelerde İslam'ı yayması, İslam'ın yayılışındaki rolü bilinen bir şeydir. Yani o yüzden yani Hucviri çok önemli ve saygın birisi olarak anılır. Önce Delhi'de bir devlet kuruldu 1200'lü yıllarda. Daha sonra Keşmir'de de 1333'te bir Müslüman krallık kuruldu. İlk 1333'te Keşmir Müslümanlaştı. Daha sonra burada bir Müslüman krallık kuruldu. Fakat bu daha sonra Babür İmparatorluğu kurulduktan sonra Babür 1490'larda vesaire 80'lerde 90'larda ilk önce Maveraünnehir'de Timur'un torunlarından Maveraünnehir'de hakim oluyor. Andijan bölgesinde, Fergana bölgesinde. Daha sonra Kabil egemenliğini devam ettiriyor. Çok büyük maceralar atlatıyor. Her şeyini kaybediyor bir ara falan. Sonra Hindistan'a geçiyor. Hindistan'da Hindistan'ın büyük bir bölümüne hakim oluyor. Babürlü İmparatorluğunu kuruyor Hindistan'da. Bunun torunu Ekber Şah zamanında giriliyor. Keşmir Ekber Şah tarafından fethediliyor. Oradan itibaren
Babürlü Moğol Devleti'nin hakimiyetine giriyor. Ta ki 1751'e kadar. Yani Keşmir'in öyle bir özelliği var. Keşmir'in şu özelliği var, bir tane özelliği var. Bir tarafı Afganistan'a açılıyor. Bir tarafı Çin'e açılıyor. Himalayaların etekleri, Himalayaların o bölgesinin eteklerini oluşturuyor. Himalayalar oluşturuyor şeyinde. Bir taraftan da Kuzey Hindistan'ın birçok bölgesini kapsayan, bir taraftan da Tibet'le. Tibet, işte Afganistan. Afganistan neredeyse Afganistan'ın kuzey bölgelerine yakın kadar gidiyor yani bu Keşmir bölgesi. Pencap bölgesi. Bu dediğiniz 1500'lü yıllar. Evet. Ondan sonra Keşmir'in herhalde şeyi hiç değişmemiş değil mi? Yani işte hem dini yapısı. Yok, zamanla kimliği değişiyor. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Sihler çıkıyor biliyorsunuz. Sihler mi? Ha. Sihler sonra 1751'de Afganlar egemen oluyor Keşmir'e. Afganları yani Peştunları Ahmet Şah Durrani 1740'lı yıllarda toparlıyor, bir araya getiriyor. Afganistan'ın, bugünkü Afganistan'ın aslında kurucusudur. Bir araya getirip kurandır o. Ahmet Şah Durrani. Bir taraftan Isfahan'a kadar ilerlemiştir. Safevi Devleti'ni yıkan oludur. İran'ın içlerine girerek Safevi Devleti, Safevi Hanedanı'nı yıkmıştır. Safevi Hanedanı yıkılmıştır öyle. Bu aynı zamanda Keşmir'i de kuran kişi. Evet, Keşmir'e giren. Giren kişi. Keşmir'i de şey 1751. 51'de Keşmir Ahmet Şah Durrani'nin şeyine giriyor. Afganistan'daki kraliyet ailesinin Amanullah Hal falan da kadar ki olan Abdurrahman Dosthan falan o dönemlere kadar ki Abdurrahman Han özür dilerim. O daha sonra Habibullah Han, daha sonra Amanullah Han'a kadar olan o kraliyet ailesinin de dedeleri yani o aile. Ailenin hakimiyetinde belli bir süre kalıyor. 1820'lerde Sihler ortaya çıkıyor. Sihler Keşmir'e hakim oluyor. O zaman bir 70-80 yıl Afgan hakimiyeti. Afgan hakimiyetinde. Önce sonra Moğol şey hakimiyeti, Babürlü hakimiyeti. Ondan önce Keşmir'de Müslüman krallık 1330'lu yıllardan itibaren. Daha sonra işte bu Babürlü şeyleri Ekber Şah, yani Babür Şah'ın torunu Ekber Şah. O dönemde Moğol Babürlü İmparatorluğu'nun hakimiyetine giriyor. 1751'e kadar, 1751'de Afgan Durrani Peştunları, Peştunlar daha çok eline geçiyor. Daha sonra Keşmir bölgesi Sihlerin eline geçiyor. Ta ki İngilizlerin işgaline kadar. Bu arada nüfus ne oluyor? Demografi değişiyor mu yoksa? Demografi Müslümanlar, yani aslında büyük çoğunluk Müslümanlar, fakat Sihler Müslümanlara çok ağır baskı uyguluyor. Böyle bir şey gibi, paraya gibi adı kullanıyorlar. Fakirliğe çok ağır vergiler koyuyorlar. Fakirliğe vesaire şeylere maruz bırakıyorlar. Ta ki İngilizler kadar. İngilizler geldikten sonra İngilizler zaten bölgede belirli şeylerle, Sihlerle anlaşıyorlar vesaire. Bu ta ki şeye gelinceye kadar, işte Pakistan'ın kuruluşuna gelinceye kadar. Çünkü ondan önce İngilizler tamamen bölge duruma hakim vesaire. 1947-48'de ayrılınca şey oluyor, iki, yani bir parça Pakistan'da kalıyor, 85 bin kilometre kare Pakistan'da kalıyor, 101 bin kilometre kare Hindistan'da kalıyor, daha fazlası. Sonra 1952'de Çin-Hint Savaşı'nda 37 bin kilometre karelik Keşmir'in bölümünü Çin işgal ediyor. Halen Çin işgal ediyor. O Hindistan'da kalan bölümünden alıyor o zaman. Evet, 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 evet. Çin'in Hindistan'la olan savaşında bir anlamda Çin'in eline geçiyor o bölge. Yani tabii Çin 37 hakim. Bin yaklaşık kilometre kadar, kilometre kare kadar. O zaman uluslararası sistemde kabul ediyor, bu şekilde kalıyor. Yani şu anda kalıyor. Yani fiili bir durum var Çin'in. Fiili bir durum. Evet, Ladakh bölgesinde. O bölge Jammu Keşmir, Azat Keşmir ve diğer bazı bölgelerde bölgeler, tabii bir Gilgit vesaire bölgeleri var.
Srinagar asıl merkez, Cammu daha önce işte o Cammu ve Keşmir. Cammu bölgesi ve Keşmir ikisi bir arada anılıyor. Burası dediğim gibi bir geçiş noktası. Yani her bakımdan şeyin Orta Asya'ya geçiş, Hindistan'a geçiş, Tibet'e vesaire geçiş, Afganistan'a Hindikuş'ta yani geçiş. Hem Pakistan için, hem Afganistan için, hem Çin için, hem de Hindistan için burası çok stratejik bir yer. Çok stratejik bir yer, evet. Yani birbirlerinin tam geçiş noktası güzergahında. Tabii. Dolayısıyla bu hepsi için kritik öneme sahip. Bu tabii şey de Azad Keşmir bölümü, tabii bu Hindistan bu bölgeleri işgal ediyor. Pakistan'ı geriletiyor belli. Çünkü burada bir de şöyle bir durum oluyor o 47'lerde falan. Hindistan'da mı kalalım, Pakistan'da mı kalalım? İşte iki tane kongre, Müslüman kongre ve Milli Kongre. Milli Kongre'nin başında şey var. Şeyh Abdullah var. Şeyh Abdullah Hindistan yanlısı. Müslüman mı bu? Müslüman. Müslüman karizmatik ama, lider. Hindistan'a bağlayan o aslında bu Keşmir'i. Müslüman olduğu halde burayı Hindistan'a bağlama fikrinde. Bağlandı. Şimdi oraya, hocam, oraya gelmeden. Ve uzun zaman 70'li yıllara kadar falan şeyin başında kalıyor. Keşmir'in başında kalıyor. Şimdi burada karışıyor. Özellikle hocam burada çok karışacak. Ben orayı çözme adına söylüyorum. Şimdi 100 yıl İngiltere'nin ve Sihlerin kontrolünde kaldı. Evet. 100 yıl. İngiltere oradan çekilirken ne dedi? Yani İngiltere oradan çekilirken o siz kendi şeyinizi kendiniz belirleyecek misiniz dedi. Nasıl çekildi orada? Ha, o şekilde şey yaptı ama asıl Şeyh Abdullah üzerinden orayı bağladı. Şeyh Abdullah'ı bıraktı oraya ve dedi ki sen Hindistan'a bağlanacaksın. Öyle mi? O şekilde Şeyh Abdullah kongresi fakat şöyle onlar da şeyi olmuştu. Yani mesela o vadide Keşmir vadisindekiler mesela aslında ikiye bölündüler. Halkın bir kısmı Hindistan'dan yana oldu, Müslüman halkın. Bir kısmı da şeyden yana oldu, Pakistan'dan yana oldu. Bu devirde Müslümanlar da, genel Hindistan'daki genel Müslümanlar da bu bakımdan ikiye bölündü. Evet. Yani şimdi Mahatma Gandhi dedi ki, bölünmeyelim beraber yönetelim dedi. Mahatma Gandhi'nin şeye, Cinnah'a şeyi oydu. Fakat Cinnah'ın kaprisleri galip geldi. Çünkü o dönemlere kadar büyük oranda Hindistan'ı, yani Bofal'dı, işte Haydarabad'dı, diğer Karla bölgesinde, Türkler nereye kadar? Müslümanlar yönetiyordu zaten. Yani Hindu yöneticiler çok azdı. Keşmir'de o Sikhlerin şeyleri ayrı bir mesele ama Hindu yöneticiler çok azdı. Yani Müslümanların bir kısmı, özellikle Ebu'l-Kelam Azad, Mevlana Ebu'l-Kelam Azad eserleri vardır biliyorsunuz. Mevlana Ebu'l-Kelam Azad buna şiddetle karşı çıkanlardan bir tanesi. Mevdudi de karşıydı. Yani parçalanırsa Müslümanlar parçalanır. Müslümanlar açısından bir trajediye yol açar bu. Fakat Cinnah'ı ikna etmek mümkün olmadı. Cinnah'ın ihtirasları ve kaprisleri Hindistan'ı böldü. Bu bölünme hep Müslümanlara zarar verdi. İşte Keşmir'i böldü. Sadece Keşmir değil, bütün Hindistan'ı böldü. Bütün Hindistan'ı böldü. Yani Pakistan'ın bağımsız... Pakistan ayrı bir devlet. İşte bugünkü Bangladeş'te Doğu Pakistan'dı zaten. Yani siz Pakistan'ın kuruluşundan şu anda bahsediyorsunuz. Tabii. O zaman, beraber evet. Çünkü. Evet, ikisi beraber. Bu Keşmir sorunu Hindistan'la Pakistan arasında, yani iki ayrı devlet kurulunca bir sorun olarak kaldı ve süre geldi. Şimdi burada asıl sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Şimdi burada. Şimdi Hindistan parçalandı. Hint alt kıtası diyelim parçalandı. Burada eskiden çok emirlikler, küçük küçük krallıklar vesaire vardı. Ayrı bir mesele. O vardı. Yani Haydarabad'da ayrı bir nizamlık vardı. Haydarabad nizamı Mahbub Ali Han mesela gibi meşhurdur o. Abdülhamit devrinin ünlü Haydarabad nizamı. Daha sonra işte Osmanlı Hanedanı ile onların ilişkileri ortada. Pencap bölgesi ayrıydı vesaire bölgeleri ayrıydı. Şimdi Müslümanlar, biraz Budistler var, Sihler var,
Bir de Hindular var. Müthiş bir karışık bir yapı var. Şeyde de öyledir. Yani Keşmir Müslümanlar çoğunluktadır ama diğer topluluklar da belli bir oranda vardır. Amritsar vardır vesaire vardır. Yani Sihlerin önemli merkezleri Keşmir'de. Evet. Yani Keşmir'in o bakımdan, yani Hinduların belli önemli tapınakları da Keşmir'de. Gerçi Bangladeş'te de söz, Çittagong'da da söz konusu Bangladeş'in. Şimdi bu daha sonra 1947-48'de zaten savaş oldu. Orada çok insan telef oldu, tehcirler oldu, büyük tehcirler oldu. Ayrı devletler kurulunca. Orada zaten Cinnah öldü, şeyde öldürüldü. Hint milliyetçisi birisi öldürdü öyle. Şey, Mahatma Gandhi. Ama bugünden baktığımızda benim görüşüm Mahatma Gandhi'yi tarih haklı çıkarıyor. Cinnah'ı değil, Mahatma Gandhi'yi haklı çıkarıyor. Bu kadar açık konuşuyorum. Ha bugün Pakistan devletinin varlığına karşımız değil miyiz? O ayrı bir mesele. Öyle bir şey demiyoruz bugün için. Fakat orada Hint kıtasında, Pakistan'da özellikle Müslümanlar açısından hiçbir şey durulmadı. Durulmadı mesele. Müslümanlar açısından durulmadı, Sihler açısından durulmadı. Ama ayrılmasaydı da Hint yönetiminde olmayacaklar mıydı? Yani Hindiler yönetecekti. Çoğunluk, hayır, Hindular değil. Çoğunluk Hindi. Daha önce hiç Hindular yönetmedi, Müslümanlar yönetti. Gazneli Mahmut'tan beri neredeyse Müslümanlar yönetti oraları. Yani Hint nüfusu daha çoğunluk... Yok, hayır. Bugünkü nüfusa mesela Bangladeş, Pakistan'ı düşün. Bütün hepsini bir arada düşün. Yarısı. Yarı yarı yarı. Evet. Şimdi şeye gelelim bu konuda. Daha sonra işte 1965 ve 1971 savaşları oldu. 1971'de Pakistan ağır bir darbe aldı. Bangladeş koptu. Orada tabii başka bir şey de söz konusuydu. Pencabiler egemen daha çok onların ve bir de Peştunlar da devlet yönetiminde bir hayli etkin. Bu Keşmir için de söz konusu. Peştun etkinliği. Bugün işte İmran Han Peştun. Mevcut başbakan Peştun. Şu anki mi? Şu anki Peştun. Peştunlar o hani 1750 40'lı 50'li yıllardan itibaren oralarda Ahmet Şah Durrani ile Afganların, Paştunların etkisi bayağı arttı ya. O bakımdan mesela işte Peşaver falan bölgesi bir şeydir. Kadok Hüseyin Ahmet vardı şeyin başında. Cemaat-i İslami'nin başında Peştun'dur. Peştunlar hem savaşçıdır hem etkindir. Nüfuzları fazladır. Nüfusları belki çok olmamasına karşın nüfuzları fazladır. Güçlüdür. Şimdi Pakistan'da o zaman 3 tane eyalet var değil mi? Kaç eyalet var da? Yani bunlardan en etkini Peştunlar. Peştunlar her yerde etkin olabiliyor. Ya öyle bir yapıları var. Çok aktif bir topluluk Peştunlar. İşte bu şey oldu. O sırada da Mucibirrahman ve Butto gibi 60'lı yıllarda Eyüp Han'dan sonra. İlk önce Eyüp Han'da. Eyüp Han şeyin yanındaydı. Cinnah'ın yanındaydı. Eyüp Han bir tarafta Nehru bir tarafta iki biri Pakistan'ın tamamen şey olmasından yana Eyüp Han ayrılmasından diğer taraftan da Nehru da Hint milliyetçiliğine sahip bir kimseydi. O ikisinin varlığı hep böyle bir çatışma şeyinin devam etmesine yol açtı. 1965'te bir savaş oldu. Bu savaşın... Bu ikinci savaş, 1947'de birinci savaş. Birinci savaş, ikinci savaş 65'te, üçüncü savaş 71 sonunda. 65'te bir de 71'de savaştı. 71'de Aralık'taki savaş Pakistan için çok büyük bir darbe oldu. 71'deki? Evet, çok büyük bir darbe oldu 71 Aralık'ta. Pardon, bu arada Hindistan'la Çin savaşı da vardı. 1952'de. Hindistan'la Pakistan 4 sefer savaşmış o zaman. Bir de 99 var. 99'da o kadar hani... O zaman 3 diyeceğiz. Evet. Bu arada Çin'le de savaşıyor Hindistan. 99'da da var ama büyük çaplı değildi tabii, vardı. Şimdi biraz daha büyük bir kriz var. Çok daha büyük bir kriz var. Şu anki çok daha büyük bir kriz. Çok çok büyük bir savaşa dönüşme eğilimi var. Ne sahip şu an. Biraz sanki bu hafta biraz soğudu gibi ama. Soğudu ama bu devam eder. Bu devam edecek. Devam edecek. Özerkliğin kaldırılması özellikle çok büyük savaş demektir.
Şimdi o özelliğin kaldırılmasına geleceğiz. Gerçi siz Pakistan şeyini isterseniz tamamlayın. O... Şimdi burada hayır, yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet. Şimdi Butta vardı ve Mucibur Rahman vardı. Bangladeş'in nüfusu fazlaydı. Halen Bangladeş'in nüfusu Pakistan nüfusundan fazladır. Evet. Çok fazla kalabalık bir nüfusu vardır. Biz bile şu anda tahmin edemiyoruz ne kadar olduğunu. 200'den fazla herhalde. 200. Yani şimdi orada seçimleri Mucibur Rahman'ın Avami Partisi kazandı. Butto bir Bengali gelip İslamabad'da, ondan önce Rawalpindi'ydi başkent. Rawalpindi'de ülkeyi yönetmesine razı olmadı Butto. Butto ailesi de çok güçlü bir aile. Konya ili toprak kadar neredeyse top arazileri var böyle. Eski mihracelerden sonra Müslüman olmuşlar. İsnaşeri, Şii, Caferi bir aile. Butto ailesi. Çok etkili oldular falan siyasette, Pakistan'ın falan siyasetinde. Zülfikar Ali Butto. Zülfikar Ali Butto buna izin vermedi. Mucibur Rahman'da şey oldu, iç savaş oldu. İç savaş oldu. Doğu Pakistan'la Batı Pakistan savaştı. Bir de Hindistan'la bu savaş patlak verince koptu. Bangladeş diye ayrı bir devlet kuruldu. Orada bölündü. Evet. Yani Doğu Pakistan Bangladeş'e dönüştü. Orada bir bölünme oldu. Keşmir krizi devam etti. Sadece Keşmir krizi devam etmedi. Hindistan'ın içinde çok ciddi bir Müslüman nüfus var. Bugün 200 milyon falan diyorlar. Yaklaşık 200 milyon bana Hintlilerin, Hintli dostlarımın bana aktardığı bilgileri ben. Yani bu ciddi bir rakam. Zaman zaman çok ciddi sorunlar oldu. Indira Gandhi döneminde Hindistan'da Müslümanlar bir hayli ezildi. 1971 savaşı Indira Gandhi döneminde oldu. Indira Gandhi Nehru'nun kızıydı. Sonradan gerçi Sihler tarafından 1981 veya 82'de öldürüldü. Sihler tarafından öldürüldü. Çünkü Sihlerin Amritsar'daki tapınağını baskın yapmışlardı. O tapınakta epey Sih öldürmüşlerdi. Hint polisleri, Hint askerleri falan. Bunun üzerine Sihler de Indira Gandhi'yi öldürdüler. Çok suikastlar oldu. Yani Pakistan'da da oldu, şeyde de oldu. Nedir? Hindistan'da da Rajiv Gandhi geldi. Oğlu şeyin oğluydu. Indira Gandhi'nin oğluydu. O da Pakistan'la sen anlaşma yapıyorsun, sen Keşmir'den taviz veriyorsun diye Hint milliyetçileri öldürdü adamcağızı. Evet. Ya, Nawaz Sharif'le anlaşıyordu. Hı. Nawaz Sharif tam anlaşacakken Nawaz Sharif'i bu sefer Pervez Müşerref devirdi askeri darbeyle. Yani sürekli askeri darbeler, suikastlerin falan oldu. İşte Butto ailesi de. Yani o zaman bu suikastlerin ve darbelerin şeyinde de Keşmir var. Yani bir tarafında da yine Keşmir var. Keşmir çok çok ciddi bir şey. Evet. Keşmir konusunda sen taviz veriyorsun, sen şey diyorsun falan. Aslında bu şey ve bu kriz kaldı. Bu tabii şimdi sadece Keşmir'i etkilemez. Çünkü bu işte başka bir şey de var artık. İki tane şimdi kutuplaşma oldu. Hindistan Batı bloğuna yanaştı. Pakistan son dönemde Çin-Rusya bloğuna doğru. Eskiden daha çok Hindistan-Rusya bloğuna yakındı. Pakistan Batı bloğuna yakındı. Şimdi tam tersi bir duruma doğru kaydı. Burada. Şu an Pakistan Doğu bloğunda yakın yani. Yakın duruyor. Çin. Hindistan ise Batı bloğuna kaydı diyor. Batı bloğuna kaydı. Yani o daha önce çok konuşulan bir Çin-Hint şeyi yok o zaman şu anda. Tam tersini oldu. Şu anda bölün. Yani eskiden böyle bir evet, birlikte bir şey düşünülüyor. Gibi. Yani şu anda peki o zaman Hindistan'ın şu an küresel sistemle bir entegresi de var. Yani bir yerde. O şu İsrail Pakistan-Hindistan arasındaki hem Keşmir sorun hem Afganistan meselesi, hepsi hiçbirisi birbirinden bağımsız değil. Afganistan demek Pakistan demek. Pakistan istihbaratının büyük etkisi vardı. Taliban'dı. Taliban nereden çıktı? Hindistan'da, hatta Hindistan'dan çıktı. Yani Taliban Diyobendilerin Afganistan'daki kolu. Diyobend nerede? Hindistan'da. Bu Diyobend medreselerinin en etkili olduğu yer ne?
Bir taraftan Hindistan, en çok Pakistan. Pakistan devletinin ana omurgası, dini ana omurgası o medreseler. O medreselerin teşkilatlanmasının Afganistan'daki kolu Yılmaz Taliban. Aynı şey. Şimdi dolayısıyla birbirlerinden bağlantılı olarak bunları ele almamız lazım. Yani Keşmir'in bunu, biz Keşmir'i konuşurken bir yerde Afganistan'da konuşmuş oluyoruz. Yani Tabii hepsi birbirler. Evet. Şimdi Keşmir'e geldiğimiz zaman Keşmir'in ikinci, üçüncü özelliği var. Çok fazla ulema ve meşayih çıkarmış bir yer. İslam tarihinde çok önemli şahsiyetlerin çıktığı bir yer. Yani 1300'lü yıllarda Ebu Ali el-Keşmiri'den başlayalım, Kudüs müftüsü. Yani daha başka birçok yer. Çünkü bunlar gelirlerdi. Dediğim gibi İslam'dan önceki dönemlerde, cahiliye döneminde bile Keşmirliler Hicaz'a geliyor. Keşmirliler, Hintliler vesaireler Hicaz'a geliyor. Umman'a geliyor. Umman'da bir hayli nüfus var. Keşmir nüfusu var. Keşmirli vesaire. Hintli nüfus çok fazla. Hintli derken yani Keşmir bunun içinde. Ve Keşmir bu şeylerde olduğu için yol güzergahları üzerinde birçok yere noktaya açılan bir yer olduğu için Keşmirliler çok fazla hareketli. Göç eden, giden, şey eden falan. Ha, fakirlik falan var ayrı bir mesele. Fakat Keşmirliler nereye kadar geliyor? İstanbul'a kadar geliyor Osmanlı zamanında. Ha, Murat Münzevi İstanbul'a ilk olarak İmam Rabbani'nin oğlundan Muhammed Basım'dan hilafet alarak müceddidiliği İstanbul'a getiren kim? Murat Bukhari. Bukhari onun lakabı sonradan Bukhara'da bulunduğu için. Murat Keşmiri. Murat Münzevi. İstanbul'a kadar etkisi var. Tabii. Şimdi bu bakımdan hani böyle bir şey var. Hani Şam'da olsun mesela eskiden biraz daha hani açık söyleyeyim. Hicaz'da olsun. Şeyde olsun. Şam'da hatta Mısır'da Hanefi kadı ve müftülerinin çoğunluğu Hintli olurdu. Ve bunların belli başlıları Keşmirliydi. Evet. Keşmir'in Keşmirlilerin yani çok başka Hanefi, etkisi var. Hanefilik, çağdaş etkisi de var. Hanefilik için referans bir yer. Evet. Bu Şiilik açısından da böyle. Orada bir hayli Şii vesaire nüfus da var. Ayetullah Hümeyni de Keşmirli. Çok açık söylüyorum. Keşmirli. Yani o Musavi şey, Musavi diye bir şey var. Gerçi Hümeyn köyü değil mi? Orada doğmuş ama oradan gelmiş. Dedeleri bizzat Keşmir'den geldi. Oradan gelmiş. Dolayısıyla hani şimdi Keşmir'in bu bakımdan hani bu anlamda da etkileri çok. Yani Keşmirli alimleri vesaire şeyleri Selçuklular döneminde Konya'da bile görüyoruz. Keşmirli aileler. Şeyleri ulemadan insanları. Evet. Yani Konya'da bile görebiliyoruz. Yani şimdi dolayısıyla Keşmir bu bakımdan hani Şirinagar özellikle şeyinde baktığımız zaman çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ama nüfus olarak hocam şu anda çok az bir nüfustan bahsediyor. Yani az derken yani nispi bir azlıktan bahsediyor. Mesela 12,5 milyon bir Cammu Keşmir yani Hindistan'ın bahsettiği Keşmir nüfusu. 12 diğerleri neden? Daha... Neden o? Neden? Şeyler, Sihler ağır baskı yapınca bunlar Pakistan Pencap tarafına kaçtılar. Çok fazla göç ettiler. Yani nüfusun yani Lahor tarafına, Pakistan diğer yerlerine, Hindistan'ın diğer yerlerine, hatta Afganistan vesaire yerlere. Bu son, o zaman son 200 yılda değişen bir nüfus. Bak çok ciddi olarak. Yani şu anda Keşmir bölgesinde Keşmirlilerin neredeyse dörtte biri falan yaşıyor. Dörtte üçü dışarıda bunlar. Hindistan içlerinde veya Pakistan Başka yerlerde. Başka yerlerde. Yani. Arabistan'da bilmem nerede. Mesela örnek vereyim. Kanuni zamanında Medine, Mekke dağları çevresinde bir hayli Hintli toplanıyor. Hintliler geliyor. Şimdi de göçmenler hani geliyorlar ya. Teknelerle bilmem nelerle geçmeye çalışıyorlar falan. Bakıyorsun çoğu Bangladeşli Hintli. Kanuni döneminde var. Onların tekrar Hindistan'a memleketlerine döndürülmelerine dair şeyler yapılıyor. Belirli faaliyetler yapılıyor.
o kadar fazla kalabalık oluyorlar ki artık. Bu Kanuni dediniz değil mi? Kanuni dönemi. Ta 1570 o yıllar. Evet, 1560'lı yıllarda falan. Şimdi dolayısıyla hani bu bakımdan hani bu nüfusun yani şey etmesi çok hareketli olduğu için böyle bir durum söz konusu. Hareketli bir nüfus var ve bu hareketli nüfus her yerde kendini gösteriyor. Mesela dünyanın birçok yeri dedim ya, yani Hint alt kıtasından nereye işte deniyor ki işte aborijinler Hindistan'dan gelme. Neredeki aborijinler? Avustralya'daki. İşte Maldiv adalarına bakın, oradaki adalar hadi Afrika'ya neredeyse bitişik olan adalara bile bakıyorsunuz. Komor adaları. Bakın oradaki Komor adaları var. Ondan sonra zenci değil, Hintli. Şeysel adaları, Mauritius adaları vesaire, o bölgeler o adalarda tamamen Hintli. Hintliler çok ciddi oranda böyle bir yayılma gösteriyor. Hatta ne oluyor? Yani işte şeye kadar, Tayland'dan tut, bilmem Endonezya'ya kadar ne deniyor? Melez deniyor. Ne melezi? Hintli, Çinli melezi. Evet. Yani bu kadar ki hani bu bakımdan hani böyle bir o bölgenin etkisi bugün de dünyanın her tarafından yayılıyorlar. Yani Amerika'da çok fazla var. Gidin Güney Afrika. Güney Afrika'daki Müslümanların çok büyük çoğunluğu nedir? Hintlidir. Özellikle şey Durban falan şehirleri Hintli Müslüman şehirleri. Kenya'da da gittiğiniz zaman Müslümanlar kimlerdir? Hintlilerdir. Çok fazla Hintli nüfus vardır. Hintli derken Pakistan falan hepsini katıyorum. Hint antik kıtası diyorum. Indian yani Müslümanlar. Osmanlı zamanında da Hintli Müslümanlar denirdi. Ha Keşmir'in kendine göre ayrı bir yeri vardı. Keşmir bir de o şeylerle ünlüdür. Nedir? Halı, kilim, hatta şeylerle belli kumaşlarıyla, şallar. Evet. Ha, işte onlar. Hı. Onlar eskiden beri var. Yeni değil onlar. Kaşmir dedikleri ha. Şey oradan geliyor. Tabii tabii. Kaşmir. Tabii. Yani o meşhur markada o Keşmir. Tabii Keşmir. Evet. Şimdi bu bakımdan böyle bir şey var. Şimdi burada bugün geldiğimiz noktada ise Keşmir sorunu gelinen noktada işin içerisinde büyük oranda bir İsrail faktörü artık var. Evet. Benim dikkatimi 10 seneden fazladır çeken şeylerden 10-15 senedir internetten yaptığım işte böyle belli araştırmalarda İsrail istihbaratıyla Hint istihbaratının büyük oranda neredeyse iç içe geçecek şekilde bir işbirliğine gitmeleri söz konusu. Hindistan'da bayağı bir etkili İsrail'in faaliyetleri, ticari şeyleri, işbirlikleri. Geçen yıl düşürülen Hint uçağının pilotu, Pakistan tarafından düşürülen Hint uçağının pilotu sanırım yine İsrail'e çıkmıştı yani. İsrail Yahudisi olarak çıkmıştı. Muhtemelen. Çok konuşuldu. Evet. 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 Bu yani bunun çünkü bu şeyde yani bu mesele o kadar böyle Keşmir üzerinden özellikle Hindistan, Pakistan ve Müslüman Hindu meselesi çok. Gerçi mesela Ayodhya'daki cami gibi falan gibi meseleler. Bazen ineklerin şey edilmesi, Müslümanlar tarafından kurban edilmesine yönelik saldırıların büyük çatışmalara neden olması falan gibi durumlar söz konusuydu. Şimdi bu tür durumlar söz konusuydu ama daha çok Keşmir Hindistan Pakistan arasındaki çelişkiyi ve gerilimi ve bir de Müslüman Hindu meselesini sürekli diri tutan en önemli mesele. Ve bir de işin içerisinde iki tane. Şimdi bir de işin içerisinde Çin, yani Pakistan'ın Çin mihverine, Çin-Rusya mihverine yanaşmış olması. İmran Han'ın durumu. İmran Han Peştun asıllıdır. İsmailidir. O da şey gibi, cinnah gibi İsmailidir. Şimdi bir de orada böyle değişik bir durum var Pakistan'da. İsmaililer son dönemlerde çok ciddi olarak ön aldı. Bir de Kadiyaniler biraz etkili oldu.
bazı böyle çok üst düzey generaller var Kadiyaniler arasında ki bu Pakistan için ciddi bir sorun olarak görüyorum ben bunu. Kadiyanilerin ön almış olmasının ve böyle bir etkin hale gelmiş olması. Yani darbeye yani diyorsunuz bir zemin olabilir, öyle mi? Yani... Bir ara işte Ziyal-i Hak'tan sonra bir darbe yapıldı orada Ziyal-i Hak sonrasında. O darbede El-Müşerref'in geldiği darbeydi. Pervez El-Müşerref. Yok, ondan önce bir darbe olmuştu. Orada da Kadiyaniler bayağı etkin oldu. Sonradan o etki gene böyle nötralize edildi falan ancak işte belli bir oranda. Şimdi Kadiyanilerin de bu anlamda hani Lahor'da vesaire çok hani etkili olmaları. Çünkü Kadiyaniler çok iyi eğitimli oluyorlar vesaire. Yani bu konularda şey diyorlar, Batı'da şurada burada eğitiliyorlar. Belli kadar bir de meşhur Abdüsselam vardı, fizikçi. Biliyorsunuz o nükleer fizik Nobel Kadiyaniydi. Bildiğimiz Kadiyaniydi. Şimdi Kadiyani bir de o Mehdilik'le falan o aynı kişiden mi bahsediyoruz? Aynı yani. Mehdilik değil, sahte peygamber. Ha, sahte peygamber. Sahte peygamber. Evet, yani onun da mensubu olduğu bir yapı bu. Tabii onun mensubu. Evet. Abdüsselam o Kadiyanilerin mensubu. Kadiyaniydi. Yani Pakistan'ın da diyorsunuz geleceği de böyle bir şey var. Yani Kadiyan-İsmail'i çekişmesi olabilir. Hayır, onların birlikteliği de bile olabilir belli oranda da iki taraf. Yani bunlar daha etkin hale gelmeye başladı. Bir de Hindistan'da hiç görülmemiş bir şekilde çok radikal bir iktidar var şu anda. Radikal Hint milliyetçisi. Aşırı sağ, batıdaki aşırı sağ benzeri bir şey. Evet, aşırı böyle Müslüman karşıtı. Müslümanlara çok böyle şey bakan. Çünkü geçen gün işte bu sene Medine'de tanıştığım Kerala bölgesinden bir mühendisle yazıştım, Hintli. Yani Hindistan'da kalan birisi, yani şey Pakistanlı falan değil, Müslüman. Bu hükümet diyor, ne yapacağını şaşırmış diyor, aklını yitirmiş diyor. Adeta delir, çıldırmış diyor bu hükümet, yani mevcut Hint hükümeti. Yani bu kadar şey ettiğine göre demek ki orada çok ciddi bir şey var. Bunda İsrail'in çok ciddi bir rolü var bu şekilde olmasının. İsrail sadece kendi istihbaratıyla işte diyelim oradaki ticari ekonomik faaliyetleri de değil. Uluslararası dev şirketler aracılığıyla orada etkili oldu. Biliyorsunuz Rothschild'lar falan var vesaire var. Büyük eski Yahudi banker aileleri. Bugün artık dünyanın dev şirketleri bunlar. Dolayısıyla bunların da İsrail bunları da kullanarak Hindistan üzerinde bayağı bir etki oluşturdu. Eğer bu büyük bir savaşa dönüşürse ki öyle bir eğilim gösteriyor. Şu anda iki tarafta böyle keskinleşmiş bu konuda, her ne kadar bazı devletler bu konuda istemese bile. Rusya şu anda bu savaşa taraftar değil. Çin biraz sanki taraftar gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada eğer bu... Şimdi neden diye soracağım, Rusya taraftar değildirken? Yani... Bölgede yani bir taraftan Rusya, Suriye'yle, Muriye'yle uğraşırken bir taraftan burayla uğraşmak istemiyor. Amerika'daki bir kısım odaklarda, bir kısım odaklar, evangelistler falan burada bir çatışmayı daha çok şey diyor. İsrail'le özellikle çok daha fazla angaje olmuş Amerika'daki siyasi güçler bundan yana, ama diğer bir kısım Amerika'daki güçler bundan yana değil. İsrail sonuna kadar bu savaşın olmasını istiyor tabii. Tabii şu an Netanyahu hükümeti Netanyahu istiyor. Dolayısıyla burada gelinen nokta bu. Yani çok açık ve net angajmanlar var şu anda İsrail'le Hindistan arasında. Bu savaşın şeyini çok ciddi oranda şiddetini de arttırır. Ve burada çok büyük bir yıkım olur. İki tarafta nükleer silah sahip. İşin içerisine Çin falan gelirse zaten dünya çapında bir savaşa dönüşür bu. Yani bütün ateş topuna döner. Bölge çok büyük bir yeri etkileyerek. Peki Hindistan'ın bu son kararı
Yani bir anlamda bu savaşı istemek değil mi? Evet, yani, işte onu diyoruz. Yani, peki o zaman o kararla... Son kararıyla bu, yani bu radikal bir tutumla bunu iyice körükledi, alevlendiriyor. Peki o karar ne? O karara gelelim. Yalnız bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra gidelim. Tamam. Değerli izleyiciler, buradayız. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Müfit Yüksel Hocam'la Keşmir sorununu konuşuyoruz, Keşmir meselesini. Şimdi Hindistan'ın meclisinin aldığı bir karar var. 5 Ağustos değil mi? Yanılmıyorsam evet. 5 Ağustos'ta aldığı bir karar var. Özellik statüsüne son veriyor. Özellik statüsüne son veriyor. Şimdi bu 370. madde diye bir maddenin ilgası, iptal evet, anlamına geliyor. Evet, evet. Şimdi bu madde neyi öngörüyor Keşmir için? Kendi yani bir kısım konular hariç, işte nedir diyelim ki işte güvenlik, iletişim gibi evet, birkaç konu hariç, kendi kararını kendi verebilecekken, böyle bir evet, durumu varken, bu Hindistan'ın almış olduğu bu karar, hayır, böyle bir maddeyi ben tanımıyorum. İşte Birleşmiş Milletler söylesin, kim söylersin söylesin, bu madde şimdiye kadar geçerli olabilir ama ben artık onu tanımıyorum dedi ve ortaya bir bomba bıraktı yani. Evet. Pimini çekti öyle diyelim. Zaten şimdiye kadar problemi devam eden, gerilimli, çatışmalı devam eden bir bölge bir anda çok daha ısınmış oldu. Evet, yani o özellik statüsünün kaldırılmasıyla bu yara tamamen derinleşti. Şimdi kriz büyüyor. Şimdi peki özellik durumu devam ederken, yani bu evet, maddeye kadar ki evet, dönemde kim tarafından yönetiliyordu? Kimler yönetiyordu Keşmir'i? Ya hala kim yönetiyor? Şu anda kim yönetiyor? İşte orada bir meclisi var. Yani işte Müslüman, yani İslami şahsı. Müslümanlar, o da Müslümanlar yönetiyor. Evet. Şimdi ama Hindistan'a bağlı tabii. Hindistan'a bağlı. Camu ama şimdi o Müslümanların şeyi kaldırılacak, her şey. Yönetimdeki Müslüman etkisi kaldırılacak. Şimdi kaldırılacak. O maddede, 370. maddede bir cümle daha var. Dışarıdan herhangi bir kimse orada toprak sahibi olamaz. Evet. Bu da oranın nüfus yapısını koruma adına alınmış bir karar. Evet, tamam, öyle. Şimdi Hindistan bunu komple iptal ettim diyor. Dolayısıyla başka yerlerden gidip, çünkü nüfusu zaten çok olan bir yer değil, dediğim gibi zamanında göçlerle çok fazla nüfusu azalmış, 1/4 Keşmir kökenlilerin 1/4 başka ülkelerde yaşıyorlar falan, Keşmir dışında yaşıyorlar. Buraya bir nüfus aktarılarak burayı tamamen asimile etmek istiyor. Ne oldu? Pakistan bir tepki verdi. Böyle sert bir evet, tepki verdi. Ne oldu şu an yasa, yani bu Hindistan'ın bahsettiği yasa rafa mı kalktı yoksa bir takvim mi belirlediler? Ne oldu? Hayır, bir şey belirlemedi. Hindistan bunu uygulamaya kararlı gözüküyor. Kararlı gözüküyor. Peki. Yani bu şey diyecek, bunu hızlandıracak daha çok. Yani bunu krizi tırmandıracak daha doğrusu. Yani burada tamamen o radikal, o aşırı milliyetçi Hintlilerin, yönetimdeki Hintlilerin İsrail'le olan bir gizli bir anlaşmasından mı? Evet, İsrail bunu körükleyen en fazla. Hatta geçen gün Benkiş diye bir Ortodoks Yahudi, Batı'da yaşayan, Türkiye'de de yaşamış uzun süre, o da bu konuda tweetler attı. İsrail'in bu konuda elinin olduğuna dair, İsrail'in bu konuda suçlu olduğuna dair. Yani antisyonist bir Yahudi. Kaç tane şeyler Twitter'da şey yaptı. Hatta bana mesajlar attı bu konuda. Yani İsrail'in bu konu, yani bunun bir tarafı olduğuna dair mi? Evet. Tamamen içinde olduğuna dair. Yani işin başında olduğuna dair. İşin başında. Evet. İsrail'in, Netanyahu'nun ve İsrail'in bu işin şeyinde, yani başında olduğunu, sevk ettiğini bunu tamamen. Yani burada Pakistan'ın tavrı, ya diyelim ki Pakistan içerisinde daha önce yapıldığı gibi yine bir darbe yapılarak veya işte bir suikastle Pakistan'ın tavrı esnetilebilir mi? Yani öyle bir plan yapılmış olabilir. Pakistan'ın içine yönelik belki bazı şeyler olabilir ama Pakistan'ın hani Pakistan'ı da bölmeye yönelik belki bir şeyler yapılabilir.
yapabilirler. Zamanında buna şey yaptılar. Mesela Bangladeş olayı öyle oldu yani. Pakistan bölündü. Bence Beluçlara yönelik böyle bir şey olabilir. Faaliyetler olabilir. Pakistan'da bir hayli Beluç var. Peştunlarla Pencabileri karşı karşıya getirebilirler. Sindilerle Pencabileri karşı karşıya getirebilirler vesaire. Evet. Bu yönelik faaliyetler de az değil aslında. Her ne kadar yani böyle çok ciddi bir şeye orana ulaşmamışsa bile. Ya Pakistan'ın şeyi buna müsait diyorsunuz yani. O... Yapsın. Tabii Hindistan'da müsait, Pakistan'da müsait ama şimdi burada ne olacak? Bir savaş olursa, büyük bir savaşa dönüşürse bu kriz Pakistan için çok büyük bir yıkım olur. Hindistan için de. Çünkü iki tarafın ordusu da güçlü o anlamda. Silahlar anlamında da vesaire anlamında da. Çünkü bir daha şeyi Keşmir bu anlamda ne olacak? Üçüncüsü Hindistan'ın içindeki Müslümanlar ne olacak? 200 milyona yakın Müslümanlar. Bunların durumu ne olacak? Ya bunların tepkisi şu anda hesap edilemiyor yani. Ha, o içeride ne tür bir çatışmaya bu neden olacak bu anlamda? Nasıl bir çatışmaya neden olacak? Yani olay bir Pakistan-Hindistan savaşından ziyade din yani dini bir kisveye de bürünecek. Çünkü yani bütün Hint alt kıtasında Müslüman Hindu savaşlarına dönüşme eğilimi var. Bu olay bu. Ki yani böyle bir bütün alt kıtaya yayılacak bir şey şu anda öyle bir karakteri var bu kriz. Aslında çok büyük bir yıkım olur. Şimdi eskiden ne oluyordu? Kriz yükseliyordu. İşte dediğim gibi iki tane savaş da oldu. Hatta bir, ikinci savaş Bangladeş'in kopmasında yani Dakka'ya Hint askerleri girdi. Hint askerleri Doğu Pakistan'ın başkenti, bugün Bangladeş'in başkenti Dakka'ya girdiler o dönemde. Evet. Ona rağmen sonra belli bir noktada şey ediyorlar, bir çizgiye geliyorlar, belli bir sınıra geliyorlar. Belli bir şeyi aşmıyorlar. Tansiyonu yükseliyor, şey ediyor falan filan. Bir yerde duruyor, bazı çatışmalar olabiliyor. İşte geçen yılda veya bu yıl başında birkaç da işte. Gün önce de yine birkaç kişi öldü. Evet, birkaç kişi öldü ama bu geçen yılki biraz daha büyük geçen şeydi. Geçen yıl savaş uçağı düşürdüler. Evet. Evet, vesaire. Orada da hani bir şey oldu. Sonra bir yerde duruyor. Ama şimdi bu karar alındıktan sonra oluşan krizin bir yerde durma şansı yok gibi gözüküyor. Bu kararı geri çekme durumları da yok. Şu an yok. Şimdi Keşmir'de... O zaman bir de Çin de var. Yani çünkü Aksai Çin diye Çin'in işgal ettiği bölge var. Orası çok hani nüfus olarak büyük gözükmüyor. Sanırım. Ama önemli bir yer. Karakorum falan olayı, o çok önemli bir yer orası. Hmm. Tibet'e falan açılan yerler şimdi, onlar. Yüz ölçüm olarak bu 200 bin... 222 bin falan. 222 bin kilometre kareden bahsediliyor ki bu aslında büyük bir coğrafya. Büyükçe olması. Bir coğrafya sayılır. Evet. Yani evet, nüfus olarak belki şey... Bunun gibi. İşte yaklaşık 101-102 bini Hint kontrolünde, Hindistan kontrolünde 85 bin civarında kilometre kare. Pakistan kontrolünde 37 bin falan küsur da Çin kontrolünde ama Çin çok stratejik bir yeri almış durumda şu anda. Nüfus olmasından ziyade coğrafi stratejik önemi var Çin'in işgalinde bulunan bölge. Evet. Şimdi Hindistan S-400 ile ilgili yani Türkiye ile benzeyen bir gündemi de vardı. S-400 Amerika almayacaksın, işte ben alacağım filan. Az önce Batı'ya yaklaşmasından bahsettiniz ama sanırım o konuda şu an biraz hasır altı oldu. Gibi. Evet ama Hindistan'ın yani silah potansiyeli çok güçlü, yüksek. Bunu da söylemek lazım. Evet. Şimdi, yani buna nükleer silahlar dahil olmak üzere. Evet. Şimdi şimdiye kadar Hindistan'ın 500 bin askerle Keşmir'de olduğuna dair bilgiler var. Yani Keşmir, Jammu Keşmir bölgesinde 500 bin askeri olduğu, hatta son paylaşılan videolarda neredeyse böyle her 30 metrede bir askerin işte bıraktığı. Özellikle o Şirinagar ve bir de Keşmir Vadisi olan bölgelerde, evet. Evet. Bir de
Hindistan'ın orada boş durmadığı, oradaki İslami yapılara, Müslümanlara yönelik baskıları, ki uzun süredir devam eden baskıları, evet, cinayetleri, yer yer katliam, bunlar da sürekli konuştuğumuz, gündemde olan. O 90'lı yıllarda da o tür baskılar vesaire oluyordu, işkenceler, insan katletmeleri ciddi olarak yani. Çünkü orada belli gerillalar var, belli Keşmir'in bağımsızlığı için mücadele eden gruplar var. Bunlar Pakistan tarafından destekleniyor önemli bir kısmı. O bakımdan da zaman zaman böyle katliamlara girişiyor Hindistan. Evet. 90'lı yıllarda olduğu gibi yani sürekli böyle şeyler var. Orada belli yerlerde işte şey diyor, askerler belli yerlerde işte öldürüyorlar. Belli tehcir gibi küçük tehcirler oluyor. Belli köylerden, belli şeylerden insan nüfuslarının kaldırılıp başka yere gönderilmesi falan gibi durumlar söz konusu oluyor orada. Yani şu Keşmir'in, Cammu Keşmir'in bu kararı zaten tepki gösterecek bir gücü yok. Cammu Keşmir'in göstermesinden ziyade bunun bütün Hint alt kıtasında hem Pakistan'la Hindistan arasında hem de Müslüman-Hindu çatışmasına, büyük bir çatışmaya dönüşme eğilimi. Asıl bir sıkıntı orada. Var. Asıl sıkıntı, tehlike bu. Ve burada işte Pakistan Çin'le yanaştığı, yani Çin'e yakın durduğu bir şey, Hindistan'ın da işte İsrail'le olan ilişkileri vesaireden, bu kutuplaşmadan kaynaklanan bir de daha çok büyük bir bölgeyi kapsayacak bir savaşa dönüşme eğilimi. Evet. Yani bir yerde duracağı pek gözükmüyor. Cidden ciddi bir tehdit şu anda, tehlike yani bölgede. Şu an yani o tabi yani diken üstü. Yani evet, yani Hindistan bu şeyi kaldırmadığı sürece ve Hindistan'da böyle bir çok radikal milliyetçi bir yönetimin şu anda iktidar olması, yani bir zamanlar mesela 60'lı 70'li yıllarda bir Müslüman cumhurbaşkanı oluyordu. Orada cumhurbaşkanlığı biraz sembolik bir şeydir, asıl başbakanlıktır ama fakat yani bir Müslüman cumhurbaşkanı olabiliyordu, oluyordu da. Birkaç tane bildiğimiz Hindistan'da gelmiş cumhurbaşkanı var. Yani ama şimdi çok fazla aşırı radikal ters bir durum var. Evet, Hindistan'da. Yani gitgide. Evet, bundan yani Hindistan'daki Müslümanlar da kendi gelecekleri ya da bunun getireceği sonuçlar konusunda çok fazla endişeliler artık. Evet. Yani bunun nazar alemin işte şeyine diyelim, enstitüsü ya da işte organizasyonları dahil olmak üzere. Evet. Şimdi gerçekten çok kritik bir aslında dönemden geçiyoruz. Yani inşallah savaş ihtimali olmaz ama Hindistan, İsrail'in işgal rejiminin teşvikiyle, tahrikiyle böyle bir yola sanki... İsrail çok ciddi olarak bunu accelerate ediyor. Yani escalate ediyor. Bunu hızlandırıyor bunu. Çünkü belli raporlar gördüm ben. Musevi lobilerini veya think tank kuruluşlarının bu Hindistan'daki Müslümanlarla ilgili, işte Hindistan'da radikal İslam yükseliyor bilmem ne, Hint hükümetiyle biz işbirliği içindeyiz falan tarzında ciddi raporlar var. O raporlara bakıldığında gerçekten bu mesele, bu kriz çok ciddi gözüküyor. Evet. Ahmet Trump'ın yaptığı açıklama var. İşte sanki böyle itidal işte tavsiye eden, biraz böyle arabuluculuk. Trump istemeyebilir. Yani bugün de Trump'ın şeyi, Trump savaş taraftarı olmayabilir. Yani Trump bazı yerlerde daha, yani her ne kadar böyle şahin gözükse bile bazı yerlerde böyle adeta daha böyle krizlerin yükselmesinin önünü kesen tutumları da var Trump'ın. Evet. Şimdi Hindistan'ın bu tarafında İran, şimdi biraz bu tarafa da gelelim. Mesele sadece az önce size ifade ettiğiniz, evet, yani Keşmir'i konuşurken olayı Körfez'den bağımsız konuşamıyoruz. İran'dan, Afganistan'dan bağımsız konuşamıyoruz. Yemen'den, şimdi Yemen biraz daha belki uçta duruyor ama. Ama biraz Birleşik Arap Emirlikleri, Oman vesaire oralardan şey yapacağız. Yemen'in son durumu bilmiyorum, son şeyini takip ediyor musunuz? Şu anda biraz dengeler İran lehine, Yemen şeyde, Birleşik Arap Emirlikleri, evet, sanki dümeni İran'a kırması gibi bir
bir şey seziliyor. Şundan yani bir çatışma durumunda çünkü İran ciddi bir çatışmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan da bu şey içerisinde çatışmaya yönelik kendini hazırlamaya çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu anlamda arada pestil olmak istemiyor. Bu bakımdan biraz şey dedi, kendisinin Amerika tarafından ila nihayede böyle protect edilmeye, yani himaye edilmesi konusunda da çok fazla güveni yok Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Peki bu durumda Suudi Prens'le araları açılmış olmuyor mu? Biraz açılır ama Suudi Prensliğinde de. Şimdi Suudi Prensliği derken hangi prenslik? Yani Bin Selman mesela. Yani Muhammed Bin Selman'ın artık Muhammed Bin Selman tartışmalı hale gelmeye başladı orada. Suudi Arabistan'da çünkü çok farklı yapılar var, farklı aileler var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakıldığın zaman Enneheyan ailesinin ciddi bir ağırlığı var. Ama bir tarafta Maktum var. Maktum ailesi de daha başka düşünüyor. Ve Acvan Emiri başka düşünüyor. Ağır vergiler ödemeye başladılar. Yani Suudi Arabistan tarihinde olmayan bir şey bu. Son 60-70 yıllık tarihinde en azından. Yani orada artık ciddi vergiler alınıyor. Katma değer vergisinden bilmem neler. Artık gelirler ciddi olarak daralmış durumda. Eski refah düzeyi yok. Refah düzeyi sürekli düşüyor gün geçtikçe. Bu da zaten petrol gelirlerinden dayalı refah payı dağıtımı üzerine dayanan dengeleri bozuyor. Siyasal dengeler de öyle. Toplumsal dengeler de onun üzerine. Aşiretler, aileler, imtiyazlı aileler vesaire. Mukim nüfus da kovuluyor. Şu son birkaç sene içinde 3 milyonu aşkın mukim nüfus. Mukim nüfus ne demektir? Çalışan nüfustur orada. Bunların epey kovuluyor. Türkiye'den de epey kimseler orada gidip zamanında yerleşmiş, doğup büyümüş insanlar kovuldu. Ne oluyor? Benim kendi nüfusum çalışacak diyor. Böyle bu tür ağır şartlarda nüfus çalışmaya alışmamış, sürekli böyle refah içerisinde yaşamış aileler, aşiretler, cüheniler diyelim, harbiler. Ne yapacak bunlar? Diğer belli imtiyazlı aileler var ciddi olarak. Şemmeriler, bunlar ne yapacak bu aileler? Anezeler ne edecek? Bunlar alışmamışlar böyle bir şeye. İlk defa karşılarına geliyor. Gidip böyle, prens diyor ki gidip her şeyle çalışsınlar. Yani bu şey olmuyor. Bu dengeler bozuldu. Bu dengeler Suudi'de hem bir yönetim krizi var şu anda. Bin Selman üzerinden başlayan tasfiye. İşte prenslerin bir kısmını tasfiye edilmesi, kaç tane prens öldürüldü. Bu öldürülen prenslerin rakamıyla ilgili farklı sayılar veriliyor. 38 tane kişi öldürüldü falan deniyor. Evet. Bu 5 kişinin öldürülmesi bile ciddi bir kriz orada. O anlamda. Bir de şu an Suudi Arabistan'ın bile İran'la eskiki gerginliğini sürdürmeme eğilimi. Eğilimi var. Bu çünkü biliyor ki böyle bir şey olursa Suudi Arabistan'ın içerisindeki işte en azından Şii nüfus. Çünkü Suudi Arabistan kendi şeylerinde, özel şeylerinde diyorlar ki biz Şii nüfusu şu kadar zannediyoruz ama gizli Şiiler çok fazla. Bunu bilemiyoruz diyorlar. Bu rakam çok daha artabilir. Çünkü mesela ben de şuna rastladım. Husiler mesela normal olur. Bunlar Zeydiye mezhebine bağlıydı. Her ne kadar Zeydiye'nin Carudiye gibi çok radikal koluna bağlı olsalar bile Zeydilerdi. Bunlar son 30 yılda, 30-35 yılda İran'ın faaliyetleri, İran'la olan ilişkileriyle Şii mezhebine geçtiler. Yani 12 İmam Şiiliğine. Evet. Caferi Şialığına geçtiler. Yemen'dekiler. Suudi Arabistan'da yaşayan Husiler de mezhep değiştirmiş olduğunu gördüm ben. Evet. Yani Suudi, çünkü Husiler çok büyük oranda Yemen'de yaşıyor. Ama bir kısmı Suudi sınırları içerisinde bu aşiret konfederasyonunun. Suudi vatandaşı tabii ki. Bunlarda da ciddi olarak İsna Aşire'ye bir yönelim olduğunu
Ben bir kısım işte Husi kökenli esnafla zaman zaman Medine'de, Mekke'de böyle işte bunlarla böyle konuşuyoruz, böyle gittiğimizde dükkanlarla falan. Sorduğumuzda kendilerinin artık İstanşeli olduğunu söylüyorlar. Demek ki oralarda da yayılıyor. Bu Suudi Arabistan'ı ciddi olarak ürkütüyor. Şimdi oradan yönetimine. Sözümüzün de sonuna geldik. Keşmir'den başladık. Hızlı bir şekilde hani sizi bulmuşken bir yorumda Sudan için alalım. Ben Sudan'da dün bugün sanırım netleşti. Bir anlaşma bir zaman dün. Artık Sudan'da yani şunlar olacak veya yani şu bitti dersek ne dedi? Sudan paramparça olacak. Görünen bundan o. Sonra. Evet. Sudan tuz buz olacak. Görünen o. Yani Sudan zaten hani fiili olarak üçe bölünmüştü. Resmi olarak ikiye bölündü. Biraz daha açık konuşayım. Sudan İslamcı iktidar eliyle fiilen üçe, resmen ikiye böldürtüldü. Perişan edildi. Bunda tabii oradaki İslamcıların beceriksizlikleri, ihtirasları bilmem neler Ömer Beşir'de. Yani Ömer Beşir veya Hasan Turabi. Al birini vur ötekine. Benim kendi görüşüm o. İkisi de kötülük yaptı Sudan'a. Kavga da ettiler. Birbirleriyle hoca talebeydi ama yani hatta üç kişi. Söyleyeyim. Sadık El Mehdi. Sadık El Mehdi şeyin kayınbiraderiydi. Hasan Turabi'nin. Daha önce başbakandı biliyorsunuz. Sadık El Mehdi'ye karşı darbe yaptırdı Ömer Beşir'e, Hasan Turabi kendi kayınbiraderini devirttirdi. Sonra Ömer Beşir'le Hasan Turabi anlaşamadı. İşte İslamcıların trajedisi bu oldu maalesef orada. Ne oldu? Ondan sonra gelinen sonuç bu oldu. Darfur vesaire meselesi. Bir de Nubya diye bir şey çıktı. Nubya işte Mısır'a yakın o kuzey bölgelerinde. Nubiler dediğimiz toplulukların daha çok yer aldı. İşte bu sokak gösterilerinde falan bir kadını sembol yaptılar ya, Nubi'ydi. Aslında yapılmak istenen ne? O kadın üzerinden, o sembol üzerinden Nubya bölgesinde, Nubi bölgesini de ayrı bir kriz şeyi olarak o krizi oradan yükseltmek. Onda da ayrı bir ayrılıkçı şey çıkarmak. Ki onun emarelerini görüyoruz. Dolayısıyla Nubya ayrıldı diyelim, Darfur ayrılacak diyelim. Bir de Nubya meselesi çıkarsa, Hartum ve çevresinin bir anlamı kalmıyor. Yani bu bakımdan tamamen orası bölündü. Zaten Güney koptuktan sonra, çünkü ülkenin ekonomisinin %60-70'e yakını Güney'deydi. Zengin ormanlık alanlar, sulak alanlar. Ve bir de petrol bölgeleri büyük oranda Güney bölgesindeydi. Orayı zaten kopardılar. Ondan sonra ayrı bir devlet, Cuba ile ayrı bir devlet kurdular. Zaten orada bir de Darfur meselesi zaten yükseldi. Orası da aynı şekilde bir şey oldu. Bir de Nubya falan çıkarsa Sudan'ın bir anlamı kalmıyor. Yani bir şey kalmıyor. Buna doğru gidiyor maalesef. Ama biraz daha hani açık ve dobra konuşacağım. Hasan Turabi ile Ömer Beşir'in birbirlerine karşı olan keçi inadı Sudan'ı bu hale getirdi. Yani başka faktörler de vardı ama onların bunda rolü çok büyük oldu. İki tarafın birbirine keçi inadı sergilemeleri, bir türlü birbirleriyle uzlaşamamaları. Bu konuda çok açık hani bir örnek daha vereyim. Hillary Clinton'la Obama, ikisi de Demokrat Parti olmasına rağmen ön seçimlerde ne oldular? Rakiptiler. Rakiptiler. Ön seçimi kim aldı? Aday kim oldu? Obama oldu. Ona rağmen birbirleriyle kavga etmeyi bıraktılar. Obama seçimi aldıktan sonra Dışişleri Bakanı oldu. Yani bunlar Obama ile Hillary Clinton kadar olamadılar. Birbirlerine karşı yani ve belli maslahatlarda bunlar anlaşmaya mecburdu. Ne Hasan Turabi bu konuda esneklik gösterdi ne de Ömer El Beşir. İkisinin inadı Sudan'ı perişan etti iyice. Hatta daha önce Sadık El Mehdi'ye yapılan da aynı şekilde. Hepsini bir araya kattığımız zaman üçünün bir arada olması lazımdı. Aynı şey Afganistan'da. Afganistan'da 5 direniş hareketi lideri, mücadele hareketi lideri
bir arada durması gerekiyordu. Onların bir arada durmaması Afganistan'ı perişan etti. Bilemedin Rabbani vardı işte, Şah Mesut vardı, Hikmetyar vardı, Mevlevi Yunus Halis diyelim, Sıbgatullah yok, Sıbgatullah Müceddit değil, diğer bir tanesi vardı. Bu beş kişinin bir arada durmasına bağlıydı. Ama bu beş kişi birbirini kedi köpek gibi yedi orada. Bu Afganistan kaybedildi. Rusları kovdular ama perişan ettiler bu kavgalarla. Hep İslam dünyasında maalesef böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Yani Sudan'da da öyle oldu. Onu demek istiyorum. Sonra da diyorsunuz bölünme devam edecek. Yani. Yani bir şey yok. Ortada bir şey tamamen istikrarsız. Yani bütünüyle bir istikrarsızlığa doğru gitti. Darfur zaten şey edecek yarın öbür gün. İyice bağımsız olur. Şeyde Nubya bölgesi de gittikten sonra zaten. Ha bir de oradan Mısır'a sıçrar. Sıçrar o. Mısır'ın içini de rahatsız eder Nubya meselesi. Evet. Hocam süremizi açmışız. Libya diyecektim. Libya'da da başka bir şey var. Bu Hafter meselesi. Kısaca hemen onu da söyleyeyim. Maalesef Trablusgarp yönetimine destek verilmekte geç kalındı. Türkiye için söylüyorum. Fakat her ne pahasına olursa olsun Trablusgarp ve Sarraç hükümetinin başta kalmasını sağlanması lazım. Meşru hükümettir. O meşru hükümetin desteklenmesi lazım. Türkiye ne pahasına olursa olsun bu tavrı Sudan'da şey yapamadı, nötr kaldı ama Libya'da en azından bir şey var. Evet. Aslında 2014'te Mustafa Abdülcemil'in ayrılması ve o dönemdeki uzlaşma hükümetinin dağılmasının önlenmesi lazımdı. 2014'te yapılması gereken oydu. Orada geç kalındı. O devam etmesi lazımdı. Özellikle İhvan'ın iktidara getirilmesi konusunda ısrar edilmemeliydi. Edilmemeliydi. Evet. İhvan'ın iktidara getirilmesi konusunda ısrar edilmesi Libya'nın dağılmasını sağladı. Dağılmasına sebebiyet verdi. Bu tür yani. Çünkü zaten diğerleri de İhvan gibi. Orada dindar olmayan yapı yok. Türkiye gibi zannediyorlar oraları da. Türkiye gibi. Yani Libya'da 5 tane böyle ciddi laik bulamazsınız orada. Öyle bir ülke değil Libya. Yani ya diğer yapılar da İhvan'a yakınlar fikir şey olarak. Ya dindarlıkta İhvan'dan daha fazla olanlar bile vardır belki. Yani öyle bir şey yok orada, öyle bir yapı yok. Yani bir kısım ülkeleri tanımıyorlar. Dolayısıyla orada şeyin yani Mustafa Abdülcelil'in hükümeti, Abdülcelil'in hükümeti devam etmeliydi. İhvan'ı getirme konusundaki bir kısım ülkelerin çabaları, bu sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil, çabaları yanlıştı. Çünkü zaten İhvan'a karşı değillerdi onlar da. Bugün işte Sarraç yönetiminin her şekilde değişmesi lazım. Tümüyle İsrail'e çalışan, Mossad'la adeta iç içe gelmiş olan Hafter'in tasfiyesi lazım ama nasıl edilecek onu bilmiyorum. Hafter'in tamamen tasfiye edilmesi lazım. Peki Hafter nasıl ya arkasında bu kadar destek? İmarat işte bir kısım batılı ülkeler. Yani bu kadar desteği olmasına rağmen neden Hafter yeteri kadar başarı sağlayamıyor? Yani... Hafter mi? Evet. Hafter Trump ama bir hayli ülkenin bayağı bir bölümünde. Güneydeki aşiretli toplulukların Hafter'e tam bağlılık göstermemesi işte asıl zaten diğerlerine yönlendirilmesi önemli. Özellikle Tuarekler çok önemli bu konuda. Bir de diğer kabileler, aşiretler ve bunun yanı sıra bir de Emazigh topluluğunun yani Berberi topluluğunun o şekilde şey edilmesi lazım. Bütün bu topluluklar eğer Trablusgarp hükümeti ne kadar güçlendirilirse Sarraç hükümeti, Meşruköy, Birleşmiş Milletler olanı o kadar Libya'da başarı sağlanır. O kadar Hafter geriye şey edilmiş olur. Tam atılmış yani, olur. Son bir yorum, kısa bir yorum. Türkiye ile ABD arasındaki bu sınır koridor meselesindeki görünen anlaşma. Evet. İçeriği her ne kadar belli olmasa da bunun için de bir kısa bir yorum alıp bitirelim. Türkiye'yi böyle ciddi bir harekat konusunda herhalde Amerika şey etmez, istemez bu konuda diretir. Türkiye oraya buna rağmen harekat yapar mı? Ama orada oluşmuş bir koridor var.
Bu koridora baktığımız zaman tabii daha önceki o yanlış Suriye politikasını getirdiği şey. Tamamen başından beri yanlıştı. Bu kadar tekrar söylüyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. Başından beri Suriye politikası yanlıştı ve bu yanlışlığın kurbanı olundu. Orada PYD koridoru oldu. PYD koridoru tamamen farklı angajmanlarla. Yani çevresinde PYD koridoru Müslümanlığa karşı kendini konuşlandırdı. Ha onu bırak, o kadar yaptı ki 1 milyondan fazla Kürt nüfusu da tehcire zorladı. Yani işte 700 bin küsur Suriyeli Kürt mülteci Türkiye'de, 400 bin civarında da Irak Kürdistan'ında. Dolayısıyla hem nerede o zaman, kaç tane Kürt'ü temsil ediyor PYD orada? Ama fiili bir durum oluşturmuş. Adeta gasp etmiş oraları. Bir şey yapılınca da Kürt düşmanlığı falan. Ama Türkiye'nin PYD'ye ilişkini bunun daha suhuletle. Ben şuraya gireceğim, işte buraları tamamen askeri harekat ezeceğim diyerek olmuyor. O zaman nedir? Kendi içindeki Kürt'ü de ve diğer Kürt kamuoyunu şey etmiş olursun. Ve bu bir de ne havası veriyor? Bir de Hamas'ı milliyetçilikle bu birleştirince PYD PKK koridoru değil de Kürt koridoruna karşı imiş gibi Ankara algılanıyor. Böyle bir algıda, böyle bir operasyon her şeye zarar verir. Bunu söylüyoruz. Böyle bir operasyon olmaz. Bunu başka bir şekilde halletmek lazım. Yani kan dökerek değil, başka bir şekilde. Ha, bende bu şu kadar mülteci var. Olmaz mı? Bende şu kadar Kürt mülteci var. Sen orada gayrimeşrusun diyebilmesi lazım. Evet. Kürtler açısından da, evet, Kürtler açısından da gayrimeşrusun. Hem algı operasyonunda PKK karşısında yaya kalıyor, sınıfta kalıyor. Hem de bu hamasetle üzerine gidiyor. Bu çok daha fazla Türkiye'deki Kürtleri yabancılaştırır, koparır. Zihin olarak koparır. Yani duygu olarak iyice koparır. Bu olmaz, bu o tarafa yarar bu. Yani Türkiye bu işi Kürtlerin yanına alarak yapması lazım, yapacaksa bir şey. Hamasi milliyetçilikle falan olmaz, ulusalcılıkla yani olmaz. Milliyetçilikle, devletçi bir refleksle falan değil. Ulusalcı refleksle olmaz. Bu çok tehlikeli. Evet. Çok çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Rahatsınız, rahatsızlığınızı geçmiş olsun, sağ olun. Değerli izleyiciler, konuğumuz Müfit Yüksel Hocam'dı. Birçok meseleyi konuştuk. Tabii ana konumuz Keşmir olmakla beraber. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta farklı konuda konuklara buluşmak dileğiyle. Hızallah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.